Arkadaşlar merhaba 29 Nisan cuma günü İstanbul'da 9 koşulu program var. 17.15'te başlıyor yarışlar. Saat 21.30'da da son koşu koşulacak İstanbul'da. Hepinize bol şanslar diliyorum. ikinci altılı ganyan 4. koşuyla saat 19'da start alacak. 4'te yukarı yaşlı Arap atları 1900 metre çim pistte koşacaklar. Handikap 16 koşu. Pek fazla öne çıkan bir at yok. Altılı Ganyan sürprizle başlayabilir diye düşünüyorum. Ben 5 at çıkardım. İlki Özcan Yıldırım idaresindeki 6 numaralı Alev Kıran. Sonra 3 numaralı Bay Patron. 4 numaralı Muhsin. Son yarışını kazandı. 5 numaralı Abone Gökhan Yıldız ile. Ve son olarak burada sürpriz yapabileceğini düşündüğüm 12 numaralı Barut'ta e, ee, sürprizden de öte bir bomba olur muhtemelen gelecek olursa ama ihtimal veriyorum ben yazmanızı öneririm sıralamam 6, 3, 4, 5 ve 12 olacak 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında İstanbul'da 5. koşu kısa vade 9 Nadas koşusu 3 yaşlı e, İngiliz atları 1600 metre çim piste koşacaklar 3 numaralı Bella Amora ile 4 numaralı Chain of Destiny ve 14 numaralı Winter Sunshine ekürü olarak yarışa katılıyorlar. burada çok iyi safkanlar var. Muhtemel Gazi adayları da var burada. ben öncelikle 4 numaralı Chain of Destiny demek istiyorum. Bir kere koştu, kazandı. 205 gündür de koşmuyor. start sorunu var. Eğer starta girer ve normal çıkacak olursa ee, yarışı rahatta kazanabileceğini düşünüyorum. Ee, Long Runner'ın e, kız kardeşi anneden ee, benim favorim. Sonra 10 e, numaralı Roberta Mia Alis Karataş'la 4 e, numaranın en ciddi rakibi e, olarak görüyorum. Sonra yine e, Burgaz'ın e, öz kardeşi 15 numaralı W Murkot 3 koşu koştu 2 2 ve 1 yaptı potansiyeli Tabii çok yüksek bir safkan beklentilerinde yüksek olduğu bir safkan e, Bence burada şansı e, var e, 800 numaralı Lady paltanil uzun aradan sonra bu sezon e, çıktığı koşuda gayet iyi bir e, performans ortaya koydu üçüncü kaldı atı da çok iyi tanıyan Merçan Çelik'le yarışa katılıyor e, burada bir sürpriz yapabilir Yine sürprizlere önereceğim Akın Sözen İdaresi'ndeki 2 numaralı Angel Alya olacak Torok temsilcisi. Sıralamam 4 10 15 8 ve 2 olacak arkadaşlar. 6. koşuya geldiğimizde Atilla Midilli adına düzenlenmiş kupalı bir koşu kısa vade 8 4 ve yukarı yaşta işte İngiliz atları 1500 metre sentetikte koşacaklar 3 numaralı şarpa yine kazanmasını bekliyorum Bank olarak öneriyorum Alt 7 yaşındaki Kurtin Yadis'in temsilcisi 66 yarışta yaklaşık 6 milyon üstünde kazanca sahip Bu yıl kazandığı koşu da şahaneydi Bugün de 1500 metrede çıkıp bitirmesini bekliyorum. Banko olarak öneriyorum 3 numaralı Şarpay'ı. İstanbul'da 7. koşu Cihan Cihangir koşusu kısa vade 8. 3 yaşlı İngiliz atları 1600 metre mesafede çim pistte koşacaklar. 3 numaralı Enadır Biriz ile 9 numaralı Rich of Victory ekürü olarak yarışa katılıyor. Ee, ve ben de 9 numarayla başlamak istiyorum. Gökhan Kocakaya idaresindeki 9 numaralı Rich of Victory. Buradaki rakibi 2 numaralı Subutay'a geçilmiş olsa da son koşusunda e, çok uzun aradan sonra yarış gördü. Ve nefes yönünden de etkilendiğini görüldü. E, bugün daha hazır çıkacak yarışa ki ekürüsü de bir o kadar şanslı. E, 9 numaranın ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Alternatif tekte olabilecek bir safkandır. Ee, rakip yazmak isteyenlere Akın Sözen idaresindeki 7 numaralı Panecia. O da uzun aradan sonra yarış gördü. Bugün burada e, muhtemelen foto o fotolayacağını düşünüyorum. Sonra sürpriz yapabilecek e, bir safkan 1 numaralı Grant Mission. Mustafa Çiçek ile sürpriz yazmak isteyenlere önereceğim. Safkan olacaktır. E, buradaki sıralamam 9, 7 ve bir arkadaşlar. 8. koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının 1500 metre sentetikte koşacakları maiden bir koşu. 11 11 e, safkan yarışa kayıtlı ve buradaki 2 numaralı Lord of the Ocean ile 6 numaralı Stockholm ilk kez koşacaklar. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İlgililerine de başarılar diliyorum. Burada da 3 isimi ayırmadan yazmanızı öneririm. İlk 3 numaralı e, Mont Felix e, tercihli start istedi en dış kulvardan yarışa başlayacak ki e, bir kere koştu onda da starttan çıkmayınca derecesiz kaldı. E, bugün starttan normal bir çıkış yapacak olursa ki idman pistini de çok beğendim. Çok hazır gözüküyor. Mert Gökalp Arslan ile maiden'dan çıkmaya e, en yakın safkan olacaktır 3 numaralı Mont Felix. Ee, rakip olarak önereceğim safkanda Saadettin Borez idaresindeki 10 numaralı Apriva, o da e, çim yarış koştu, Altıncılık yaptı agresif o temsilcisi e, bugün e, fotoya yakın e, bitirmesini bekliyorum. Kazanabilecek bir diğer safkan ve son olarak da Görkem Özçelik idaresindeki rakiplerine göre e, daha tecrübeli 4 numaralı Mike King Kong yine meydandan çıkmaya. Aday diğer bir safkandır. Buradaki sıralamam 3, 10 ve 4 olacak arkadaşlar. İstanbul'da 6'lı Ganya'nın son ayağı saat 21.30'da start alacak Handikap 15 koşu. 4 yaşlı Arapatları 1400 metre Çin pistte koşacaklar. 1 numaralı Prenses Lina ile 13 numaralı Miss Tezen'e olarak yarışa katılıyor ve toplam 14 safkan yarışa kayıtlı. Ben 5'ini değerlendirmeme aldım. İlki Vedat Abiş idaresindeki 3 numaralı Mübariz olacak. Ki Mübariz e, kazandığı iki koşuyu da e, Çin pistte kazandı. Ve toplam 8 e, defa koştu. Hiç tabeladan düşmedi. Yani favori olmayı hak ediyor. E, rakip olarak önereceğim ilk safkanda 6 numaralı Necdet olacak. E, bu sene bir kere koştu. E, biraz şanssız başladı yani bir karlı havada koştu ve gerçek gücünü gösteremediğini düşünüyorum. 41 gündür de hazırlanıyor. Gökhan Kocakaya ile kesinlikle kuponlarınıza yazmanızı öneririm. Sonra bir numaralı Prenses Lina çok uyumlu jokeyi Mustafa Çiçek ile koşuyor. Onun da yazmak gerekir ki performanslarına baktığımızda Mustafa Çiçek ile 5 kere koştu. üçünü kazandı, ikisinde de üçüncülük yaptı. Yani bütün e, iyi performansında Mustafa Çiçek var. bir numaralı Prenses Lina'nın ki ekürü avantajı da var. E, onu da kuponlara bulunduralım. 5 numaralı Halay. E, yine o da uzun aradan sonra yarış gördü. Erhan Aktu ile bugün e, devreye gelebilecek bir diğer safkan. Son olarak da sürprizlere önereceğim. 10 numaralı Gündem ilk kez Çin pistte koşacak babası Günay, kısrak babası Kobra. tamamen Çin bir orjin. Sayın Selman Erdemci'nin safkanı. Çimde de iyi koşuyor, kum çim ayırmıyor. Hatta çimde daha iyi koşuyor safkanları. Dolayısıyla ben 10 numaranın da bugün çok iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Muhtemelen de cazip bir safkan ganyan olarak yazmanızı öneririm şiddetle. Buradaki sıralamam 3. 6, 1, 5 ve 10 olacak. İstanbul'da 6'lı Ganya'nın son ayağında deyip İstanbul'la ilgili değerlendirmelerimi paylaşmış oldum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun arkadaşlar.